Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda acilen bırakmanız gereken 5 adet ders çalışma alışkanlığından bahsedeceğim. İsterseniz hemen videomuza geçelim. 1. Çok aralık vermek. Bu aslında birçoğumuzun yaptığı ve çalışmayı en engelleyen şeylerden biri. Çalışmaya çok ara verince tekrar konsantre olmak ve masaya oturmak oldukça zorlaşıyor. Bunu önlemek için size en oyalayan şeylerden uzaklaşın ki bu genelde telefon oluyor. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim üzere telefonunuza veya uygulamalara kısıtlamalar koyun. Ayrıca mutlaka çalışmaya başladığınız saati, bitirdiğiniz saati ve molanızın kaç dakika olduğunu aklınızda tutun. Eğer bu size zor geliyorsa YouTube'da gerçek zaman study with me videoları bulunuyor. Birçoğu da mola sayacına sahip. Yani videoyu durdurmadığınız sürece size ders ve mola sürelerini haber veriyor. Ya da en kısa yol olarak herhangi bir cihazınızdan çok uzun olmayacak şekilde sayaç kurabilirsiniz. 2. Sadece sevdiğin derslere çalışmak. Bunu neredeyse her öğrenci kendine itiraf edemese bile yapıyor. Daha çabuk, daha kolay yapabildiğim bir dersi veya konuyu, zor dersleri tercih ediyor musun? Cevabın evetse ve verimli çalışmak istiyorsan hemen bu alışkanlığı terk etmelisin. Çünkü bir derse veya konuya ait soruları hızlıca yapabiliyorsan ve bunlar doğru çıkıyorsa sen konuyu anlamış ve yeterince pratik yapmışsındır. Yapması daha zor, daha sıkıcı veya yavaş yapılan bir şeyse bunun daha çok üstünde durmalısın. Mesela coğrafya soruları sana daha keyifli geliyordur ama coğrafya notun yeterince yüksektir. Bu durumda her ne kadar çok sıkıcı da olsa düşük derslerini çalışmalısın. 3. Her şeyin altını çizmek. Bu madde diğerleri kadar önemli gözükmese de çalışma veriminizi oldukça etkileyebilir. Bazen bir sayfanın tamamını çizmek zorunda kalıyorum ve böylece çizmiş olmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Eğer yazının her cümlesi önemliyse ana hatların, anahtar kelimelerin altını çizmeyi deneyebilirsiniz. Yazın her yeri önemli değilse gereksiz cümleleri çıkararak güzel bir sayfa oluşturabilirsiniz. Yazıların altını çizerek çalışamadığınızı düşünüyorsanız da not çıkarmanızı öneririm. Sağ üst köşede nasıl not tuttuğumla alakalı videoyu da izleyebilirsiniz. 4. Tekrar yapmamak. Yine basit ama etkili bir madde. Konulara ne kadar hakim olursanız olun tekrar yapmadığınız sürece neredeyse hiçbir aklınızda kalmayacak. Sadece ufak haftalık ve aylık tekrarlarla konuları genel olarak hatırlayabilirsiniz. Bu arada tekrardan kastım eğer çıkardığınız notlar varsa bunları okuyabilir veya kitabınızdaki önemli kısımları gözden geçirebilirsiniz. Gerçekten haftada yarım saatinizi bile almayacaktır. 5. Yardım almaktan çekinmek. Sorun yaşadığınız konularda yardım almaktan çekinmeyin. Her konuyu veya soruyu kendiniz halledemezsiniz. Bunu biliyorsunuz. İster okuldaki öğretmenlerinizden, ister arkadaşlarınızdan, isterseniz de internetten yardım alabilirsiniz. Bu asla çekinecek bir şey değil ve gerçekten çok önemli. Bilmediğini söylemek sizi rahatsız etmesin çünkü gayet doğal bir şey. Eğer arkadaşlarınızdan veya okuldan yardım almak istemiyorsanız internetteki videolar veya bazı uygulamalar, siteler çok işinize yarayabilir. Kesinlikle göz atın. 6. Aynı anda birçok işi yapmaya çalışmak. Başta ben olmak üzere yine çoğunun yaptığı bir hata da bu. Ders çalışırken dikkat dağıtıcı müzik dinlemek, dizi veya film izlemek, hatta ders videosu izlemek bile yaptığınız iki işten de verim alamamanıza sebep olur. Hatta Londra Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmada aynı anda birçok işle ilgilenen kişilerin IQ'larında gözle görülür bir biçimde düşüş olduğu gözlenmiş. Yine başka bir çalışmada ise aynı anda birçok iş yapmaya çalışan insanlarda kalıcı beyin hasar görülmüş ve insanların yaratıcılığı düşmüş, verdiği kararlar saçmalaşmış. Belki bu küçük şeyin size bu kadar zarar verdiğini daha önce fark etmemiş olabilirsiniz ama artık biliyorsunuz. Videom bu kadardı. Umarım bu maddeler sizlerin işine yarar ve ders çalışma rutininizde kullanırsınız. Maddeleri uyguladığınız ilk andan itibaren farkı sizde göreceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarının devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.